27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tamam. İyi geceler. Gözünü kulağını dört açarsın. Doğru soruları sorarsın. Arkadaşlık kurarsın. Mahkum eninde sonunda konuşur. Biraz kafayı bulunca en yakında kim varsa ona konuşur. Saklamak istese de saklayamaz. Rahatlamak için anlatır. Yoksa şişer, patlar, temelli kafayı kırar. O hep böyledir Deniz. Kendini ipe götüreceğini bilse bile mahkum her zaman konuşur. Sen yeter ki kulaklarını iyi aç. Ha Berna, bugün çocukların aşıları vardı. Sen onlarla ilgilen lütfen. Tamam. Meltem, sen de kamera odasında olursun. Peki. Kardelen, sen arama odasında ol bugün. Peki müdürüm. Kadir, sen de B2 koridorlarda beklersin. Peki efendim. Kolay gelsin herkese. Sağ ol, sağ ol. Özlem. Ne oldu? Konuşabildin mi dün Oktay'la? Bir daha benden sakın böyle bir şey istememelisin. Bir şey mi oldu? Anladın ne yapmak istediğimi. Ve çok fena bozuldum. Senin anlayacağın sayende çok berbat bir gece geçirdim. Özetle anlatacak bir şey yok. Bu olmaz. Öykü giderse ben burada kalamam. Bu başka bir şey lütfen. Yonca, sana defalarca söyledim. Prosedür böyle. Uyuşturucu kullanan bir annenin çocuğunu sosyal hizmetlere vermek zorundayız. Ben çok özür dilerim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Mezunum lütfen. Yonca, nefesini boşa tüketme. Bakın ben gerçekten... Öykü giderse ben burada kalamam ki. Lütfen, lütfen beni sana. Bak, bu benim de hoşuma gitmiyor. Ama Öykü gidiyor. Kızını senden korumak zorundayım. Başka yapacak hiçbir şey yok. Melisa'nım, bakın daha fazla, beni daha fazla hücrede tutun. Ben daha çok hücrede kalayım. Kalırım. İstediğiniz kadar hücrede kalırım. Bakın başka bir iş verin. Görev verin. Onları yapın. Yonca, sakin. Melisa'nım, ben bunu hiç kaldırabilecek Yonca, değilim. Lütfen. Sakin bakın, ol. Anlamıyorsunuz. Yonca. Başka bir Ece. Iş... Bakın lütfen. Söylediğiniz her şeyi yapacağım. Ben çok özür dilerim. Yonca, sakin ol. Sakin. Bir daha asla yapacağım. Sakin ol. Bakın Öykü. Gidemez, lütfen. Tamam. Lütfen gitmesin Öykü. Yonca. Neden çağırmış Melis? He? Ne dedi? Öykü.
Öykü'yü gönderiyorlar. Dedim sana. Dedim. İçme şu zıkkımı dedim. Tut kendini dedim. Dinlemedin. Ne Müslümanlasın sen? Sen! Kendini düşünmüyor. Çocuğunu da mı düşünmedin? Ne yapar onlardı biz siz? İçme düşünmedin. Nihal'e. Efendim? Hani Nihal Hanım'ın bildik bir düşmanı falan var mıydı? Yani ondan böyle öldürüsüye nefret eden biri. Ne oldu? Dedektifliğe mi merak sardın? Ne yapayım? Sarmayayım mı? Müebbetle yargılanan benim. Sarmak zorundayım. Durmuyor. Burası durmuyor. Kafam hiç durmuyor. Sabah akşam uyutmuyor insan. Sorular. Niçin? Neden ben? Bir şey soracağım. Yani şayet cinayeti kimin işlediğini bizim kızımdan biri bilseydi bunu söylerdi değil mi? Yani göz göre göre benim müebbet almama seyirci kalmazdı değil mi? Yani ne bileyim herhalde. Ne demek herhalde? Muhtemelen ama. Ya aması ne? Aması insan. İnsanoğlu derler ya çiğ süt emmiş diye. Ne kadar tanırsan tanı bilemezsin. İçini gerçekten bilemezsin. Öyle demiyordum sana. Sen Dudu öyle demiyordunuz. Ha biz bir aileyiz. El ele verdik mi bütün zorlukların altından kalkarız diyordunuz. Yalan. Hepsi yalan. Biz bu yalanı hep söylüyoruz birbirimize. Ama kötü olduğumuz için değil, bu yalana inanmak istediğimiz için söylüyoruz. Azra şimdi neden hücrede biliyor musun? Hem de suçsuz yere. İçimizden biri ona iftira attığı için. Aile diye bir şey yok yani. Yani. Kendinden düşün. Kızın var değil mi? Ecem. Onu bir kenara ayır. Ne kaldı geriye ailenden? Kocan, görümcen. Onlar senin hayatı be. Sen hala aile mi diyorsun bunu? Ay kız oyna. İyi ki geldin. Özledik vallahi. Aa, deli vallahi. Kız hapse geldi. Hapse farkında mısın sen? Ay yok, kavgada söylenmez bu laf. Özledik de söyledik kız. Ha, eyvallah. Lan kız. İki tavla atarız değil mi ha? Atarız canısı. Hoş geldin güzel. Şakıdık, şukuduk, şakıdık, şukuduk. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanıymış ha Sezen? Gel. Ya. Otur. Vallahi doğru diyorsun abla öyle. Ha? Doğru diyorsun. Özledim hareketi ben. Bir şey kaçırmadım inşallah. Ha. Burada hareket bitmez hiç kuzum. Sen merak etme. Oo ablamsın. Samet'in selamı var bu arada. Aleyküm selam. Samet hala benim adam Zekiye mi çalışıyor be? Öyle abla. Hı. Naciye. Ver bana. Şuradan lokumu ver. Vay. Lokum çıktı. Al. Ye bundan. Gül lokumu. Özel getirdim. Sağ olasın. Bak. Naciye yaladı yuttu. Zeki üzmüyor mu Samet'i? Ya şimdi ablacığım Samet de hak ediyor yani. Herif pisliğin teki.
Zeki de sabırsızdır, tahammülsüzdür. Ay benim Samet de her altı atlıyor Sazan gibi. Ya şimdi takmış kafayı Zeki abinin sarışınına. Ya sana ne? Ya, bence böyle giderse kovulacak vallahi. Haberim var. Zeki oldu bitti. Kadın düşkünüdür zaten. Yani sen daha iyi biliyorsun tabii abla. Anlat. Bildiklerini anlat. Ha. Tamam. Şu yeni sarışın. Çok gezentiymiş. Öyle böyle değil ama. Samet diyor ki 24 saat geziyor. Zeki abi de demiş ki nereye istiyorsa götüreceğim demiş. Böyle alışveriş, kuaför, masaj aklına ne geliyorsa ama her gün geziyormuş bir daha abla yani. Yok ya. Ay gündüzleri sorun etmiyor benim Samet. Ama geceleri çok zor oluyor diyor. Sabahlara kadar geziyorlar yani düşünsene. Desene benim paramı yediriyor. Ay abla arabanın arka koltuğunda bunlar deli gibi çığlık çığlığa kavga ediyorlarmış biliyor musun? Aa, sade kavga etseler iyi. Böyle var ya arabada yapmadıkları da kalmıyormuş anlarsın ya. Dur bak, kalk. Da söylemez. Sensiz. Dikkat. Yarım saat sonra açık.